Sayın seyirciler, Üsküp'ün en eski liselerinden biri olan Sıhhan Dinok Lisesi'ne konuk olduk bu hafta. 30 yıl çalışmasını kutlayan Sıhhan Dinok Lisesi'nin bunca yılki etkinliğini kendi ve redaksiyonumuz adına Sayın Lisenin yönetmeni Sayın Yordan Ugrinovski'ye tebriklerimi sunarız. Tebriklerimizle beraber Sayın Yordanovski konuşmamıza başlayalım müsaadenizle. İlk sorumuza geçelim. O da kısaca lisenizin gelişme yoluyla birkaç söz söylemenizi rica ederim. Gimnazijata Cvetan Dignov ima svoj podolg istorijski razvitak. Ta je postao ušte od porano, no pod ovo ime, pod imetu Cvetan Dignov, postoji od oslobodovanja. Potočno rečeno od 1945. godine, koja se sozdado i drugi srednje školi vo Socijalističke republike Makedonije. Vova gimnazija pokraj učenici, pokraj nastava što se izvedova na makedonski nastavan jazik od 1945. godine, имаме и настава, поправо имаме и паралелки во кои се изведува настава на турски настава јазик. Денеска гимназијата располага со вкупно 27 паралелки, почнувајќи од прва година па до четврта, од кои 4 паралелки, и тоа вертикално, од прва до четврта, имаме на турски настава јазик. Во овие паралелки се воспитуваат околу 91 младинци и младинки од турската народност. За нив наставата е организирана, како што реков, на турски наставни јазик. Ги изведуваат наставните предмети претежно наставници, професори од турската народност и некои наставници македонци, но кои го познаваат турскиот јазик. Сајн сејжилер, Цветан Димов Лисесинде felsefe dersini Makedonca dilinde Türk 4. sınıfa ders veren Sayın Gordana Cürçinoska bulunmaktadır. Sayın Cürçinoska, bu sınıfta öğrencilerin başarısından memnun musunuz? Çalışmalarından memnun musunuz? Ve herhangi bir problemlerle karşılaşıyor musunuz? Yani felsefe terminleriyle ilgili ne dersiniz? Predse mnogo mi je milo što me pokanifte v vašata emisija. Можам да речам дека веќе две години предавам на турската паралелка. Многу сум задоволна од нивниот успех. Некои проблеми во врска со јазикот нема, бидејќи учениците ги знаат подеднакво добро и турскиот и македонскиот јазик. Филозофската терминологија ја објаснуваме на час, така да проблем не би некој посебен имал. Тука може да се каже дека има известни проблеми во тој однос, со тоа што имаме известна дефицитарност во наставниот кадар за изведување на наставот на турски наставни јазик. Сега стоиме нешто подобро во однос на застапеноста на наставните предмети на турски јазик, така да физика, математика, биологија, хемија, турски јазик како наставен предмет, географијата, реков, историја, социологија, се до тоа се изведува на турски наставен јазик. Сајн Нисал Байрам, гешен јел Цветан Димов Лисесинден чикан илк несилин сынаф өретмени. Шимди исе биринчи сынаф өретмени оларак, јени гелен өренчилерин сајсы, башарысы хакында бир касе сөйлер мединиз? İlk nesil yani ilk generasyon 70-71 yılında yazılan, işte geçen yıl 73-74 yılında bütünlediler. Bu ilk generasyon tabii ki ilk sınıfta yazılan öğrencinin sayısına bakarak bütünleyen yani sınıfı, daha doğrusu olgunluk imtihanına giren 20 kişi oldu. Tabii ki bunlar da hepsi iyi bir başarıyla liseyi bütünleyebildiler. Bu yıl ve inanıyorum ki bundan sonra da liseye karşı öğrencilerin ilgisi gitgide çoğalıyor ve bu yılda da diğer yıllara bakarak öğrenci sayısı 35 oldu. Belki de bir
zayıflık olacak çünkü lisemize en iyi öğrenciler değil de hemen orta başarılı gösteren öğrenciler gelmektedirler. İşte bu yüzden lisenin yani bu yıldaki birinci sınıfta gösterilen başarı daha zayıf olmasına da sebep oluyor. İlk yarı yılda gösterilen başarı pek memnun edici değildir. Çünkü sonunda kalan, daha doğrusu ilk semestrenin sonunda kalan öğrencilerin 31 sayısından ancak 8 öğrenci zayıfsız olan yani iyi başarı gösteren öğrencilerdir. Diğerlerse daha zayıf başarılar göstermişlerdir. İnanıyorum ki bundan sonra yani başarılar düzelecek. Çünkü öğrencilerin ilk olarak buraya gelişi yeni ortalık, yeni öğretmenler, onlara ne kadarsa onlar göçlükle karşılaştılar. Fakat bundan sonra bu başarılar çok daha iyi olacağına bende büyük bir inanç vardır. Jubilenizin kutlaması hakkında söz eder misiniz lütfen? Načelno može da se kaže da 30 godišnjinata ova gimnazija je otpočna da je proslavila svoj patroniot praznik na gimnazijata koji go proslavivme na 4. i na 5. ovaj mjesec mart. Međutoa rekov дека тоа е само почеток, а имаме планирано, програмирано ни за други културно, просветни, забавни манифестации, па и спортски и така натаму. Жубилеје не ли катилачаксен, околу дизајнеди кутламе? Жубилеје, шукри Рамонон о инсан шеири ли катилачам? Бир кита се не динлеје билер ми шеирин? Мемнонијетли. Джошту калбим бу нехирен гумуш јаумур селинде, İpek büken parmakların meşaleler saçıyor. Coştu kalbim bu nehrin gümüş yağmur telinde. Gözlerimden volkan gibi şelaleler akıyor. İmamı predvideno i izgradba na spomen biste na patronot na našte gimnazije, na herojot na makedonskijat narod, Cvetan Dimov. Со откривањето на бистата и други манифестации, мислиме да дадеме еден завршен карактер на прославувањето на 30 годишнината од ослободувањето на Југославија и Македонскиот народ. Чок ти чекрија. Kaplumbağa tavşanın karşısına gitmiş. Ben senden daha hızlı koşarım demiş. Tavşan git işine demişse de dinletememiş. Sonunda bakmış olmayacak, yarış etmeye razı olmuş. Gün gösterip sözleşmişler, sonra ayrılmışlar. Gün gelmiş, tavşan nasıl koştuğunu biliyor ya, hiç aldırmamış. Yılın kenarına yan yatmış, lahna yemeye dalmış ve uyumuş. Ama kaplumbağa koşamayacağını biliyor, hemen yola düzülmüş, gidecekleri yere tavşandan önce varmış. Tavşan uyanmış. Bütün hızıyla koşmaya başlamış ama ne fayda. Kaplumbağa çoktan lazım olan yere varmıştı. Derler ya, bugünkü işini yarına bırakma diye. Sayın seyirciler, Üsküp Halklar Tiyatrosu, Türk Dramı oyuncuları geçen hafta içinde en küçük tiyatro severler için yerli yazarımız Hasan Mercan'ın yazdığı ve Şerafettin Nebi'nin sahneye koyduğu Şen Dünya adlı çocuk oyununu sahneledi. Şu anda yanında oyun rejisörü Şerafettin Nebi bulunmaktadır. Sayın Şerafettin Nebi, Hasan Mercan'ın sahneye koyduğumuz çocuk oyunu size bir rejisör gibi ne biçim yenilik getirdi ve konsepsiyon kurmakta güçlük yarattı mı? Yenilik şudur. Hasan Mercan'ın yani ikinci çocuk oyunu bu oyun olmakla Okul Dünya, Şen Dünya. Bu oyunda bir çağdaşlık var. Tabi bildiğimiz gibi çocuklar düşlerinde her zaman gerçekten daha gerçektirler. Yani gerçekten daha gerçek dediğim zaman bunu düşünüyorum. Walt Disney gibi olsun, yahut da ki Jules Verne gibi olsun,
Onlar vaktiyle zamanlarında gerçekten daha gerçekleri düşünürler. Bunları o zamanlarda belki bunlar için gülerlerdi. Fakat işte onlar geldi, artık hakikatlaşıyor, gerçekleşiyor. Görüyoruz, aya gidiliyor artık. İşte bu oyunda da böyle bir şey var. Hatta Leonardo da Vinci 14 yıl ve 15 yıl arasında öyle bir düşünde Türkler Venedik'e girmesinler diye denizaltı bazı savaşçıları düşünmüş. Ondan maada Stanislavski'nin de bir düşüncesi var. Yani çocukların düşüncelerini böyle açıklıyor. Çocuklar oyunlarında, bilhassa kızlar anayı oynarken o kadar gerçektirler ki bunu oyuncuların seyretmesi gerekir ve oyunların da daha başarılı olmakları için. İşte bu oyunda da öyle bir şey var. Ben de küçüklüğümde, yani kır gecesine gideceğimizde o gece bütün gece uyumazdım. Çok şeyler düşünürdüm. Onlardan yarınlası hiçbirisi belki de olmazdı, fakat yine memnun kalırdım. İşte burada bu oyunda öyle bir şey görüyoruz. Barış bir öğrenci gibi sabahleyin okuluna erken gidiyor. Bir saat önce okuluna geliyor. Annesinin verdiği bir tam şey koklarken çantası üzerine oturuyor. Bir de arkasında bir ses duyuyor, bir inilti duyuyor. Çevirince görüyor kendi çantasını, büyük çanta görüyor. Ve çantasıyla tanışıyor, ondan sonra çanta içinden kalem çıkıyor, defter çıkıyor, silgi çıkıyor, bunlarla hepsiyle konuşuyor, oynuyor. Biraz sonra Emel de geliyor, bir kızcağız geliyor. Ve birlikte böyle türkü söylüyorlar, oynuyorlar. Kitabın önermesi üzere masal ülkesine gidiyorlar. Aynı masal ülkesine böyle oynuyorlar, türkü söylüyorlar. Yine kitabın önermesiyle gidiyorlar Denizli ülkesine. Denizli ülkesinde bir balıkla tanışıyorlar, konuşuyorlar. Ve ondan sonra yüz kuyruklu bir kralın bıraktığını okuyorlar. O bıraktığı, yani yazıda böyle diyor: eğer deniz dibindeki bulunan saraydan çıkmak isterlerse 3 bilmece ve de bir türkü söylemeleri gerekiyor. Bunu Barış, bunları bilmeceleri soruyor. Emel cevap veriyor. Sonunda Emel bir türkü söylüyor. Böylece deniz dibinden şen türkülerle çıkıyorlar. Yani oyun işte böyle bir durumdadır. Bu oyunda fazlası yani genç oyuncularımızdır. Genç oyuncularımız arasında bir de en genç oyuncumuz vardır. Süzan Seyfullah. Çocuklara çok yakın olması için işte burada oyuna kattık. Bu oyunda yani sormuş olduğunuza göre konsepsiyon hakikaten kolay değil. Çünkü türküler vardı, şiirlerden türküler yapıldı ve müzisyen İsmail Hoca'yla danışırken böyle türküleri oyuna göre yapmak biraz zor, kolay değil. İşte böyle bazı güçlükler vardı. Zira bana kalırsa yine oyunumuzda başarı var. Sahneden bir parça seyredebilir miyiz? Ne demek? Bundan böyle bu ülkenin ne kralı olacak ne kraliçesi. Deniz alemine artık insan hüküm sürecektir. Bir sırrımız daha var. Buraya sevgiyle amatsız gelenler tıpkı bizim gibilerini kastediyor. Yeniden yeryüzüne dönmek isterlerse eğer, aralarında 3 ayrı bilmece çözmeleri ve bir de türkü söylemeleri gerekir. Aksi takdirde deniz dibi kapıları açılmaz. İmza 100 kuyruklu kral. Ya gördünüz mü şimdi, bakın başımıza geleni. Koşmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.